işi varsa sonra tekrar döndü, geri geldiler. Ama orada en büyük kardeşleri varmış, o babaları ölmüş, en büyük kardeşleri varmış. O kardeşleri o köyde kalmış. Nasıl? Kalmışlar. Fakat yerleşmiş orada. Galiba da oradan evlenmiş herhalde. Pekerdini. Orada kalmış. Tamam. Bu sefer tamam, gel bu, bu bizim Bayburtlu'daki kardeşi Bekir ama devam edin. Geldi onun o köyde de zaman geçti, aradan kaç sene geçtiyse o köyünde oldu muhtarı. Muhtar oldu. Bu sefer bu köy bizim Bayburt'taki geldi onun kardeşinin görümü. Ben de jandarma muhtar ya, biz de onun odasındayız. Şimdi geldi oraya sohbet ediyorlar işte. Muhtar var, millet geliyor, sohbet oluyor. Diyor ki bizim memlekette, abi bizim memlekette Sivas'ta pek yok öyle bir şey. Bizim memlekette diyor gelin kaynatasıyla konuşmaz. Terbiyede adabındandır, bilmem nedir değil. O buradaki o, kardeş müdafaa edin yani. He. Buradaki aynı ahlak, aynı hal işte. 58'de kaç sene bu? He. Bu sefer aynı ahlak devam ediyor. Bu sefer o oradaki kardeşi ne dedi biliyor musun? Tabii. Bu oradaki küçüğümüz, bu buraya da gelen büyüğümüz. Ağabey dedi ama ben bir şey duydum. Bu Bayburtlardan işittim. Acaba böyle midir falan? Nedir? Gelin ayakta duracak, hiç oturmayacak. Gelin kaynata harmanda harman şuymuş. Ac olmuş, gelmiş, girmiş eve. Evde de sade gelin var. Kaynata, kaynana işte evde yok o an için. Neredeyse de bir tek gelin var. Kızım, ben ac oldum. Sufrayı kurmuş gelin. Tabii konuşmuyor ya. Gelinlik yapıyor, konuşmuyor. Konuşma yok. Kurmuş sufrayı. O gün de çorbaya kuyruk yağı koymuşlar. Yağ yerine işte yutuyor tabii. Bu sefer adam başlamış yemeye, yerken demiş ki kızım bu çorbaya ne koydun, bir acayip bir şey var bunda. Gelin de konuşmuyor ya, dönmüş götünü be. Kurmuş götüne, kuyruk yağı koydu. Senin şey, terbiyen. Yaşı bu terbiyen. Gördün mü terbiyeyi? Adet. Gördün mü terbiyeyi?